Medyaskop'tan herkese merhabalar. Bugün Türkiye'nin ilk dijital kitap platformu olan Kitap Cumhuriyeti'ni konuşacağız. Konuklarımız Emrah Polat ve Ferun Andaç. Kendileri Kitap Cumhuriyeti'nin yayın kurulundalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Kitap Cumhuriyeti tam olarak nedir? Yani bizlerin bilmediği ve alışık olmadığımız bir şey. Feridun abi izin olursa ben başlamak isterim. Biraz da bu soruya Kitap Cumhuriyeti nasıl kuruldu şeklinde dönüştürüp bir parça izniniz olursa uzunca yanıt vermek isterim. Zira çeşitli sorular var. İnsanlar bu bir ilk mi, daha önce yapıldı buna benzer çalışmalar gibi. Sanırım bu konularda da aydınlatıcı olacaktır söyleyeceklerim. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. İzninizle bir örnek vereceğim. Tabii ki Kitap Cumhuriyeti bakıldığı zaman denilebilir. Yani işte PDF formatında kitap yayını. Bu daha önceden alt kitap denedi Türkiye'de. İşte dünyada deneyenler oldu. Şimdi biz neden ilkiz? Farkımız ne? İzninizle bunu anlatayım. Öncelikle tabii bir benzetmeyle somutlaştırmak isterim bizim farkımızı. Şimdi biliyorsunuz barut ilk kez Çin'de icat edildi ve o sıra Ming hanedanı bütün Çin'e hakimdi. Hiçbir rakibi yoktu. Ve barut orada havai fişek ham maddesi olarak kullanıldı. Şimdi ne zaman ki barut Avrupa'ya taşındı, kent devletleri birbiriyle rekabet ve savaş halindeydi. Orada barut bir ateşli silah malzemesine dönüştü. Esasen şimdi burada PDF formatı barutla eşitlersek biz elbette şunu yapmıyoruz. Barut zaten var. PDF formatı icat olduktan beri bunu kitap biçiminde sunuyor insanlar. Bu bir yenilik değil. Daha önce, bizden önce barut havai fişek olarak kullanılıyordu. Bizim yaptığımız ateşli silaha dönüştürmek bunu. Nedir? Biraz sonra açıklayacağım. Hizmetimizden örnek vereceğim. Bunu yaparken tabii biz çok biraz teşbihte hata olmaz, militarist bir söylem tutturduk. Oradan da devam edelim. Ateşli silaha dönüştü hizmet. Bir iş modeli, yenilik, verilen hizmetin bütünü, PDF formatında kitap sunmak değil sadece. Kitap kapağı, içeriği, editoryal çalışma. Biz barut örneğinden girdik, oradan devam edelim izninizle. Tamam, biz ateşli silahı hazırladık ama bilirsiniz ateşli silahlarda bir kalibre vardır. Kalibrenin iyi olması için, yüksek olması için bir takım şartlar gerekir. Nedir işte şartlar? Bizde yayın kurulu. Öncelikle o silahın gücünü artırıcı bir unsurdu. Burada da tabii Ferun Andaç gibi usta bir ismin, yıllardır Edebiyat Haber'de de birlikte çalıştığımız, beni de bir dolu alanda yönlendiren, bir tür akıl hocalığı da yapan bir isim. Edebiyatımızın zaten bir duayeni, bizim projemizin de olmazsa olmazı. Bunun öncülüğünde, Feridun Bey'in öncülüğünde biz tabii bir yayın kurulu oluşturduk. Birlikte çalıştık. Müge İplikçi gibi edebiyat dünyamızın edebi duruşuyla, ürettiği eserlerle, farklı türlerde ürettiği eserlerle yıllardır, bir de süreklilik çok önemlidir bilirsiniz. Bir tek atımlık
bir silah olsun istemiyoruz biz. Dolayısıyla hani sürekli olan insanların yoğun programları içinde bize zaman ayırmış olmaları, hani teveccüh göstermeleri ve bu proje içinde yayın kurulunda bulunmayı kabul etmeleri doğrusu onurlandırdı bizi. Çıtayı da yükseltti. Hani ondan sonra Tuba Dedeoğlu Demir, ki kendisi Ceres Yayınları'nın kurucu ortağı. Şimdi Ceres Yayınları hak ettiği ölçüde bilinen bir yayın evi değil henüz. Henüz değil. Fakat bir atılım içindeler. Ayrıca Tuğba Hanım tabii bir girişimci ödülü de aldı. Bu kimliğiyle projeye artılar katacağını düşünüyorum ben. Bir de tabii Ömer Turan, Dil Derneği ödülü olan önemli bir şairimiz. Türkiye Edebiyatı'nın önemli bir değeri. Ve bir dil işçisidir Ömer. İşte Ömer diyorum, kişisel bir dostum da var. Hani yıllardır hani birlikte de çalıştık. Şimdi tabii Ömer Turan'ın her açıdan güveniyorum ben kendisine. Bu ekibin içinde olması çok çok önemli bizim için. Editoryal kadronun içinde olması. Bir de tabii her işte olduğu gibi bilirsiniz, ekip çok önemlidir. Hani uzun uzun laflar ederler ama ekip kötüdür ve ortaya iyi bir iş çıkmaz. Yani hiçbir kıymet harbiyesi yok bunun. Şimdi bizim tabii benim yanısı Ömer, yine yayın kurulundan ben ve bir de tabii Ayşegül Koptagel var. Ekipte iletişim sorumlusu. Fakat Ayşegül Hanım kendisi iletişim danışmanı. Dijital dünyaya da danışmanlık hizmeti veriyor. Bu projenin başından sonuna kadar hemen her noktasında olumlu katkıları olmuş. Bir tür yönlendiricilik yapmıştır. Haber yazımından görsel seçimine. Zaten kendisi kapak uygulama ve iç tasarım konusunda hani bize yardımcı olacak. Dolayısıyla ekip diyelim güçlü. Böyle bir ekiple yola çıktığımız vakit hani biz başarılı olacağımıza inanıyoruz doğrusu. Bunu zaman gösterecek. Yani hani yavaş yavaş tamam ilgi, insanlar ilgi gösteriyorlar ama ürün bir açığa çıksın. Ondan sonra insanlar ürünlerini burada görmek istesinler, eserlerini görmek istesinler. Böyle böyle yol alacağız diye düşünüyorum. Evet. Şuradan devam etmek istiyorum. Kitap Cumhuriyeti neden bir yayın evi olmadı da dijital bir platformda okurlar ve yani yazarları bir araya getiriyor? Şimdi bir kere yayıncılığın da son 20 yıldır özellikle Batı'da kitap fuarlarına katıldığımızda özellikle Avrupa eksenli yani merkez diyebileceğimiz yayın evlerine baktığımızda şimdilik adı dijital yayıncılık olsa da ki ileride bunun adı ihtimal değişecektir. Çünkü işte sosyal medya kavramı da bunun içine girip girmesi nedeniyle sanırım yayıncılık kendisine yeni bir mecrayla birlikte yeni bir ad bulacak. Şimdi önceki denemelerde işte dijital yayınlarda bildiğimiz mevcut yayınlanmış kitapların işte PDF formatında işte okura ulaşması, okur bunu işte her yerde, her durumda kolayca edinip işte hatta iPad'ine yükleyip ya da işte araçsal olarak birçok aygıtta bunları
kolay erişip ve okuyabilecekti. Şimdi belki de bu pandemi dönemi ki bir şey daha bize yayıncılıkta hatırlattı. Kağıttan, kitaptan uzaklaşma yerine aslında yazınsal üretimin giderek yaygınlaştığı günümüzde insanlar kitaplarını yayınlayacak değişik mecralar arayışına girdiler. Yani yayın evi çeşitliliği, yayın evlerinin çeşitliliğinde işte yazar çeşitliliği, konu çeşitliliği hep gözlediğimiz bir şey. Yani geçmişte işte edebiyat 2-3 kategoride yayın yaparken bugün edebiyatın alt kategorilerine baktığımızda yığınca tür, yığınca konu çıktı ve uzman yayıncılık kavramı Türkiye'de yavaş yavaş benimsenmeye ya da kendine alan açmaya çalıştı. İşte müzik yayıncılığı, sinema yayıncılığı, çizgi roman yayıncılığı gibi. Şimdi giderek dünya değişiyor. Yani küreselleşmeyle birlikte, işte eğitim mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar yazarak kendilerini daha çok ifade etme yolunu seçtiler. Yani ille de yalnızca yazarlığı meslek edinmesi gerekmiyor. Siz işte bir doktor olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, işte çevre uzmanı olabilirsiniz. Kendi alanınızla ilgili kitaplar yazmaya başladılar. Yani bilgi toplumu, bilişim toplumu ister istemez bize bu mecraların gerekliliğini doğurdu. Yani yalnızca bu pandemi süreciyle ortaya çıkan bir gerçeklik değil. İşte bizde de özellikle alt kitap ki bunu ilk yapanlardan ve benim de beğendiğim bir mecra. Ama şu var, yani şöyle bir anlayışla kitap cumhuriyeti çıkmadı. Arkadaşlar, kitaplarınız var ama yayınlayamıyorsunuz. Getirin biz onu dijital yayın olarak yayınlayalım. İşte okura erişin. Okura erişirse, yayıncılar görürse sizin kitabınızı belki alır buradan. İşte basılı kitaba dönüştürür, işte basar eder. Aslında bu değil. Tamamen bunun altını çizmek isterim. Şimdi yayın evinden farkı, evet bu. Çünkü giderek görsel iletişim çağı diye nitelendireceğimiz bir çağa girdik aslında. Çoktan girdik de yeni fark ediyoruz. Ben hatırlarım 2000'lerin başında oğlum Barış görsel iletişim tasarım okuduğunda Türkiye'de görsel iletişim tasarım bölümü üniversitelerde sanırım ilk şeydeydi, Bilgi Üniversitesi'ndeydi. Sonra hatta sormaya başladılar. Peki buradan mezun olan ne yapacak edecek? Aslında geleceğin meslekleri, yani görsel iletişimin alt mesleklerine de baktığınızda, yani yazar olarak da okur olarak da artık kitabımızın hem yazı karakterinin, hem tasarımının, hem işte görselliğinin daha elverişli, daha albenili olmasını isteriz. Yani bunu kitap üzerinde, basılmış kitap üzerinde gerçekleştirmenin giderek daha pahalı olduğu, gerçi kolay basımı kolay olsa da pahalı olduğu, ama bakıyoruz bugün hayatımızın neredeyse %70'i %80'i dijital mecrada geçiyor. Yani bir telefonla siz dünyaya hükmedebiliyorsunuz. Bir iPad'de her şeye erişebiliyorsunuz. Peki ben mesela 97'den beri dijital platformda yazılar yazan biriyim. Yani edebiyat üzerine işte yazdığım yazılarda şunu gördüm ki okur sayısı ya da okurla iletişimin normal basılı bir kitaptan çok daha fazla olduğu. Yani bugün yazınız yayınlandığında birkaç saniye sonra, birkaç dakika sonra okurla karşılıklı bir iletişim kurabiliyorsunuz. Bir kere yaygınlığı ve etkinliği var. O anlamda bunu tekrar etmek istiyorum. Yani Kitap Cumhuriyeti'nin tabii ki bir yayın evinden çok farkı var. Yani bu saydığım gerekçelerde bu farkı gösteren bir şey. Şimdi bunun altyapısını Emrah ve ekibi oluştururken aslında çok doğru bir yaklaşım içinde olduğunu, çünkü Edebiyat Haber 10 küsür yıldır bu alanda bir hem yayıncılık, aslında bir kültür platformu, yalnızca edebiyat ya da yayıncılık platformu değil. Yani yalnızca siz Edebiyat Haber'e girdiğinizde yeni çıkmış bir
kitabı okumuyorsunuz. Sinema, tiyatro, müzik, yayıncılık, yani kültür ve sanat alanında sosyal etkileşime girebileceğiniz her türlü haberi, yorumu, analizi, bilgiyi burada edinebiliyorsunuz ve elinizin altında saklı duruyor. Mesela ben de beğendiğim işte yazıları ya da işte bilgileri ya bilgisayarımda bir yere onu kaydediyorum okumak için ya da okuyorum. Yok eğer çok daha önemsiyorsam böyle kağıda çıktısını alıyorum, üzerinde oturup okurken notlar alıp ediyorum. Şimdi bir kere ben bu yayın mecrasının görselliğinin ve tasarımının çok özgün olabileceğini, Ayşegül bu konuda son derece yetkin bir arkadaşımız, Emrah bu konuda titiz çalışıyor biliyorum. Dediğim gibi yani kitabınızı yayınlayamıyorsanız gelin biz yayınlayalım mantığından hareket etmiyor. Zaten yayın kurulu dediğimiz şey de ürünlerin değerlendirilmesini, editörel bir hizmet yapılmasını, yayınlanmaya değer görüldükten sonra bir yayıncının gösterdiği özeni gösterecektir. Hatta belki ondan daha fazla özen gösterecektir. Çünkü dijital olarak görsel ağ, görsel iletişim dediğimiz şey size o kadar büyük olanaklar sağlıyor ki yayıncı maliyet açısından sarfı nazar edeceği her şeyi siz bu dijital platformda görsel tasarımla çok kolayca çözümleyebileceksiniz. Mesela ben yazdığım bazı kitaplar vardır. Onların mesela işte diyelim ki bir Paris kitabı yazdım. Mesela bunun görselliğinin baskı kalitesinin çok iyi olmasını istemişimdir hep. Ama şimdi bunu normal yayıncılıkta yaptığınızda bu var olan maliyetlerin en az 3-4 katı maliyete mal olacağı, bunun işte kitap fiyatına yansıması da o oranda yüksek olacağı. Oysa bu dijital platformda mesela Paris kitabım yayınlansaydı o çekilen fotoğraflar, yapılan çizimler, işte yazılar eminim ki okuru daha da kendisine çekip edecekti. O anlamda yazın dünyası, yayın dünyası yeni bir mecraya evriliyor. Bu evrilmenin belki de ilk hamlelerinden biri Edebiyat Cumhuriyeti. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Yazarları ve okurları Kitap Cumhuriyeti'nde neler bekliyor? Esasen izninizle ben bu soruya geçmeden önce az önceki soruya hani Feridun abiye bir ek yapmak isterim. Şöyle ki Kitap Cumhuriyeti bir yayın evinin verdiği hizmetlerin tümünü veriyor. Fakat matbaa aşaması yok. Dijital alanda yayın yapıyoruz. Ve de en önemli farkımız esasen yayın eviyle yayın evi son ürünü yani edebi eseri satar ve diyelim müşterisi hani iktisadi terminolojiyle konuşmak gerekirse okurlardır. Oysa bizim ürünümüz sınırsız, süresiz olarak Edebiyat Haber üzerinden indirilebilecek, okunabilecek. Bu önemli bir fark diye düşünüyorum. Sorunuza gelirsem, şöyle ki, Kitap Cumhuriyeti'nde başat türler kendine tabii ki yer bulacak. Nedir? İşte roman, öykü, şiir gibi. Bunun yanı sıra deneme, araştırma, inceleme, kişisel gelişim alanındaki kitaplar da tabii ki Kitap Cumhuriyeti'nin ilgisini çekiyor. Ancak tabii Eda Nur Hanım son yıllarda özellikle döviz kurundaki artışın biliyorsunuz kağıt meselesinde SEKA fabrikalarının kapatılmasıyla birlikte tamamıyla dışarıya bağlı hatta bağımlı hale geldik.
ve kağıt fiyatları çok arttı tabii. Bu artış maliyetlere de yansıdı. Bir de bu pandeminin olumsuz etkisiyle birlikte yayın evleri başlık sayısını çok sınırlandırdılar. En fazla etkilenen türler de esasen türlerin başında akademik yayınlar geliyor. Diyelim bir eril mimari konulu bir çalışmanız var. Sırmanız güçleşti. Eskiden kolaydı, biraz daha kolaydı. Ya da Hatay'daki sığınmacılar, Suriyeli sığınmacılar konulu bir nitelikli, sayısal bir çalışmanız var. Bunları bastıramıyorsunuz. Bu tabii kültür hayatımızın bir erozyona uğraması sonucunu da doğuracak. Çok şu an farkında değiliz ama belki kitap satışlarında bakıldığında kültür dünyası içinde yayıncılık sektörü pandemiden nispeten az etkilenen bir sektör. Satışlara da hani bu etkilenmeme durumu yansıyor. Fakat satılan kitaplara baktığımızda en çok satılan kitaplar özellikle pandemi döneminde zaten çok satan kitaplar satılıyor. Dolayısıyla hani kültür hayatımızın zenginliği anlamında önemli olacağını düşündüğümüz türlere de yer vermek isteriz. Elbette bu Feridun Bey'in söylediği gibi belli bir düzeyin üzerinde ve nicelikli olmak durumunda ki hani Müge İplikçi gibi ve diğer arkadaşlar gibi yayın kurulunda önemli isimler var. Onların eleğinden geçebilsin. Evet, bunları göreceğiz. Bunun yanı sıra şey de olabilir. Son olarak onu eklemek isterim izninizle. Ya mesela çok az insanın ilgisini çekebilecek ama önemli çalışmalar da olabilir. Nedir? Türkiye'deki arıcılık önemlidir esasen. Hani bir yayın evinde yer bulması, işte banka destekli bir yayın evinde belki kolay yer bulabilir ama başkaca bir yayın evinde yer bulması biraz güç. Fakat tabii gönül rahatlığıyla bize değerlendirmemiz için gönderebilirler kitaplarını. Evet. O zaman son sorumu tekrar sorayım. Okurları ve yazarları kitap cumhuriyetinde neler bekliyor? Bir de şunu da ekleyeyim. Yani bir kitap yazıp size yolluyorsam ben nelere dikkat etmeliyim? Bu yayıncılığın üç ayağı var. Bir, yazar tabii ki. Yazarın yapıtının işte okura erişebilmesi için tasarlanıp hazırlanması. Yani yayıncılık. Aslında çok bir şey değişmiyor. Yani baktığınızda bu üçlü işleyiş var. Ama burada yazar için şunu söyleyeyim. Yazar kitabını öyle yazdım, hemen hiçbir bilgi olmadan buraya göndereyim değil. Benim önerim yazdığı kitabın metniyle birlikte işte kısa bir açıklama metni, kendisiyle ilgili bilgi. Bunları gönderdikten sonra işte yayın kuruluna giriyor. Bir ön tabii ki değerlendirme yapılıyor. O ön değerlendirmeden sonra yayın kuruluna değerlendirilip ve yayınlanmak üzere gönderiliyor. Yayın kurulu da işte bunu okuyup değerlendirip sonra görüşünü bildiriyor. Şimdi burada demin Emrah'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Her türlü kitap, evet, yani diyelim ki siz bir gezi kitabı yazmışsınız. Bir fotoğraflı bir kitaptır ya da işte arıcılık dedi. İşte geçenlerde ceviz üreticiliği ile ilgili bir kitap aradım. Hiçbir yerde yok. Bir tane baskısı olan bir kitap var, o da tükenmiş. Şimdi bunların yaygınlığı, etkinliği aslında bu mecrada çok daha etkin olacağını düşünüyorum. Buranın şöyle bir savı da var aslında.
iyi nitelikli yapıtları yayınlarken yeni yazarları da yayın dünyasına, edebiyat dünyasına, kültür yaşamına kazandıracağını düşünüyorum. Hatta belki ileride Kitap Cumhuriyeti belki bir kitap ödülü koyacak, tasarım ödülü koyacak. Yani bu hem bu mecranın tanıtımı için hem de bu mecraya emek veren yazarların, tasarımcıların çabalarını değerlendirmek için. Mesela bugüne kadar yayın dünyamızda pek olmamış bir şeydir. Türkiye'de Yayıncılar Birliği vardır. İşte bir düşünce özgürlüğüyle ilgili ödül verir. Oysa ben yıllardır Yayıncılar Birliği'ne çok kuruluş döneminde danışmanlık yaptığımda şunu savunmuştum. İyi matbaa, iyi kitap tasarımı, işte editörlük, bu tür konularda neden ödül verip de yayın sektörünün önünü açmak, geliştirmek istemiyorsunuz? Ben eğer Edebiyat Cumhuriyeti'ne yazarlar ve okurlar sahip çıkarlarsa gelecekte yayın dünyası buradan çok yararlanır diye düşünüyorum. Edebiyat dünyası çok yararlanır diye düşünüyorum. Bu dediğim gibi her ilk adımın zorlukları vardır ama bilişim teknolojisi artık bu zorlukları aşmak için bize şöyle bir çağrısı var bilişim sektörünün. Entelektüel sermayeniz varsa bu alanı çok iyi kullanabilirsiniz. Yani gene insan aklı, insan düşüncesi, insan yaratıcılığı, gene kalemin gücü aslında, sözün gücü bu teknolojiyle baş başa yürürse buradan iyi şeyler çıkacaktır. Onun için yeni yazarlara özellikle çağrım var. Yapıtlarınızın arkasında duruyorsanız, üretiminize güveniyorsanız, onun geniş okur kitlelerine erişmesini istiyorsanız yazdığınız yapıtı güvenilir ellere teslim edebilirsiniz. Dediğim gibi bu belki yarın yayın sektöründeki diğer yayıncıların da Kitap Cumhuriyeti'nin sahip çıkıp yapıtını yayınladığı yazarlara dönüp bakmasını gerektirecektir. Ama bu asla sosyal medyada üretilmiş söz kalabalığı ya da laf azanlık eden kitaplar değil, olmayacaktır, metinler olmayacaktır. Çünkü bu çok yaygınlaştı ve birçok yayın evi de bu tarz sözleri biriktirerek kitap yapıp işte kitap fuarlarında okurları bir tür avcı gibi avlayıp işte tirajımızı artırdık, şu kadar kazandık diye şeyler, yani bunu bir yayıncılık etkinliği gibi gördüler ama bu olacaktı çünkü arınma ve daha iyisini yapabilmek için buralardan yayın sektörü de geçecekti. Ben bu anlamda Kitap Cumhuriyeti'nin başka mecralarında örnek alabileceği bir birikimi oluşturacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani bir yerde kitabınızı yayınlamıyorsanız gönderin biz yayınlayalım değil asla. Böyle de algılanmamalı, böyle düşünülmemeli. Onun için hepimiz göreceğiz Kitap Cumhuriyeti'nin ortaya koyacağı yapıtları, okura bunun ulaşımını, bunun tasarımı, bunun yayınlanması. Çünkü sonuçta geri dönüşümü de gene Kitap Cumhuriyeti'nin sayfalarından, Edebiyat Haber'den hepimiz takip edeceğiz. İşleyişini zaten Emrah yeterince anlattı. Yayın politikası, zaten yayın ilkeleri belirlenmiş. Önceden bunlar yazılmış, kayda geçmiş. Tek yapılacak şey yazar okur buluşmasında nitelikli yapıtların yayına hazırlanması. Bunu da Kitap Cumhuriyeti gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Yayın ilkeleri belirlenmiş dediniz. Oradan devam etmek istiyorum. Aslında yayın evlerinde görmediğimiz bir şey de sanırım Kitap Cumhuriyeti'nin yayın ilkelerinde var. Biraz bunu açabilir misiniz? Çünkü oldukça yani insan haklarına, hatta azınlık haklarına yönelik ilkeler de barındırıyor içinde. Yani yazarlar nelere dikkat etmeliler? Evet, yani kitaplar özgürlük ister sloganı ile çıktık biliyorsunuz. Ayrıca Feridun Bey'in az önce söylediği gibi yani burayı bir son çare olarak görmemesi lazım
yazarların veya yazar adaylarının, biz yayın evlerinde şans bulamadık, artık buraya gönderelim. Böyle düşünmemek gerekiyor. Burayı bir ilk çare olarak görmek gerekiyor. Tabii nitelikli yayıncılığın önemli bir diyelim mihenk taşı yayın ilkelerinden geçiyor. Bunu da esasen Feridun Bey çok istedi. Ben tabii hak verdim, yıllara dayanan bir deneyim. Bunun nedenli doğru olduğunu da görüyorum şimdi. İşin ciddiyetini çok artırdı yayın ilkelerini belirlemek. Yani dediğim gibi kitaplar özgürlük ister sloganıyla yola çıktık. Tabii bu slogan dahilinde yayın ilkeleri ırk, cinsiyet, sosyal düzey, dini inanç ve fiziki farkları aşağılayan kitapları yayınlamayacağız. Önemli olduğunu düşünüyoruz bunun. Ayrı zamanda düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı kitaplar da yayınlanmayacak kitap cumhuriyetinde. Şiddet ve zorbalığı özendirici, çocukları istismar edici yönde etkileyen kitaplar da yer bulamayacak. Buna benzeyen işte insanları küçük düşüren lakaplar içeren kitaplara da yer verilmeyecek kitap cumhuriyetinde. Süreç de şöyle işleyecek, öyle kapatmak isterim soruyu. Yazar dosyasını gönderiyor bize, kısa Feridun Bey'in belirttiği gibi özgeçmişi ve kitabın özetiyle birlikte, elbette bazı türler için özet olmaz, hani şiirdir o başka, ama diğerleri için bu geçerli. Bunlar Ayşegül Hanım ön elemeden geçirdikten sonra belli bir düzeyin üzerinde olanları yayın kuruluna elemesi için gönderiyor. Yayın kurulu titizlikle çalışıp bu kitapları basılabilir ya da basılamaz şeklinde belirtiyor. Ve karşı taraflı bir hizmet sözleşmesi imzalanıyor. Ardından ekibimiz çalışmaya başlıyor. Bu çalışma editoryal çalışma oluyor. İç tasarım hazırlanıyor. Karşı tarafa, yani yazara iki tane kapak önerisi sunuyoruz. Bunlardan birisini kabul ediyor. Bununla nispeten demokratik bir seçenek olduğu kanaatindeyiz. Şöyle ki, yayın evlerinde genelde, bazı yayın evleri tabii istisnai bir politika uyguluyorlar, iyi de yapıyorlar. Hani kitap kapağını hazırlarlar, yazar okurlarla birlikte görür esasen kapağı. Böyle yapmamak gerekiyor. Bir parça bütünüyle tabii mutfağa dahil etmemek gerekiyor. Ama bazen de söz sahibi olması lazım. Çünkü kapak şeydir, biraz hani hassas bir mesele. İnsanın kitap, ben işte kitap, romanlar yazıyorum. Eşim şey isterim, yani hani o kitap benim demek isterim. Kapakla çok ilgilidir bu. Bunun için çok önemli görüyoruz bu noktayı. Evet. Ben son olarak Kitap Cumhuriyeti'nde yayınlanacak ilk kitap hakkında da bir soru sormak istiyorum. Emrah Bey, sizin yazdığınız öykü kitabı Ferrosa yayınlanacak. Birazcık kitabınızdan da bahsedebilir misiniz? Ben tabii Feridun abinin affına sığınarak biraz sözünü almış gibi oldum. Böyle sırayı bozdum. Yani şöyle ki, bu projenin hani biz yürütüyoruz ve inanmamızın bir kanıtı olarak diyelim kendi kitabımı yayınlıyorum. Bu kitap şöyle, 3 yıl önce Kafa dergisinde ve 2 yıl önce Bağul dergisinde her ay benden çeşitli öyküler istediler. Bunlar biraz bıçkın bir dilin olduğu Ankara öyküleriydi. Ve esasen 1988 yılında geçen bir diyelim mahalle inşa etmeye gayret ettim bunda. Öyküleri yazarken hep bunun bir bütünlük içinde olması da bir isteğimdi doğrusu. Hani bir yerde
diyelim öyküye giren işte vuran öyle diyelim çünkü öykülerde şey siyasiler işte yarı deliler gecekondu hayatı bir renkli bir dünya da var orada. Biraz sınıf atlama hevesinde olan insanlar da var tabii. Küçük insanlar diyelim. İşte bir yerde öldüren diğer yerde ölüyor, diğer öyküde ölüyor gibi. Ya da bir öyküde çıkan başka öyküde yeniden beliriyor. Başka bir dünyasını anlatmaya çalışıyorum. Bunu tabii bu kitap oluştururken öykülerin üzerinden geçip belli bir mekana bağlı olmasını istemedim. Yani Ankara olsun istemedim. Yani oraya bakınca Kuştepe'nin eski halini de görülebilir. Kadife Kale de görülebilir. Ankara Seyran Bağları da görülebilir. Dediğim gibi eski bir mahalle, bir gecekondu mahallesi. Böyle bir öykü kitabı olacak. Birkaç gün içinde de yayınlanacak ama sanırım bu video yayına girdiği zaman o da yayınlanmış olur. Ne güzel. Feridun Bey, Emrah Bey çok teşekkür ederim. Peki bizimle... ben de isterseniz son bir şey söyleyeyim. Emrah'a da sürpriz olsun. Ona söylemedim. Şimdi ben 15 yıl önce Bellek Labirenti adında böyle denemeler yazmaya başlamıştım. Fotoğraf sanatçısı Gültekin Çizgen de söz edince heyecanlanmıştı. Dedi ki bunları ben resimleyeceğim. Yani fotoğraf ve resim böyle illüstratörler, illüstrasyon falan yapmıştı. 15 yıl önce. Şimdi geçen gün dosya elime geçince dedim ki bazı kitapların zamanı var, yayınlanma zamanı. Emrah söz edince şimdi konuşunca dedim ki bu Bellek Labirenti bu çizimlerle neden Kitap Cumhuriyeti'nde yayınlanmasın? O öyle duruyordu çünkü pahalı bir kitap olacak. Yani onu öyle herhangi bir yayın evi yayınlanması çok zordu. Çünkü yazılardansa görselliği ağır ama Gültekin Çizgen onlara her bir metne birkaç tane illüstrasyon yapmıştı. Çok da hoşuma gitmişti. Şimdi onu galiba tozlu arşivden çıkarıp Emrah'ın ellerine teslim edeceğim. Günün haberi bu oldu. Evet. Günüm güzel geçecek benim. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi, bu haberi ben Gültekin Çizgen'e de vereceğim. Evet. Çok biz teşekkür ediyoruz. Yani bizi buraya çağırdınız. En azından Kitap Cumhuriyeti'nin ne olduğunu anlatmamıza medyaskop olarak olanak verdiniz. Umarım kitaplar çıktıktan sonra yazarlarıyla da bu platformda buluşup onlara da çalışmalarını tanıtmaları, kendilerini ifade etmeleri olanağını verirsiniz diye düşünüyorum. Memnuniyetle. Bugün Feridun Bey'in de bir kitabının çıktığının haberini aldık. Şimdiden hayırlı olsun, tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Bugün Medyascope'da Kitap Cumhuriyeti'nin yayın kurulundan Emrah Palat ve Feridun Andaç'ta Kitap Cumhuriyeti nedir, nasıl kuruldu ve bir yayın evinden farkı neler, bu konular üstüne söyleştik. Bizleri izlemeye devam edin.